Bir şey soracağım peki. Hani bir grup var şeyde Türkiye'de. Aşırı ağır hani belli bir metodunu falan öğrenmeden hani senin söylediğin gibi felsefe kitapları okuyor. Ben bunlar biraz daha, hani gatekeeper derler ya. Biraz öyle olmaya çalışan insanlar görüyorum ya da belli bir statü de gözükmek için okuduklarını var düşünüyorum. Bir grup da hani onun tam tersi uç grubu da felsefe yapma bana diye bir tabir vardır ya Türkçe'de. Bu beni sinir ediyor. Neden böyle bir şey var? Hani felsefe düşmanlığı kısmı neden var? Abi o felsefe düşmanlığı mı yoksa felsefe yaptığını iddia eden insanlara olan düşmanlık mı? Bunu bir not etmen lazım. Şimdi Cemalettin Taşçı'nın verdiği güzel bir örnek var. İşte Twitter'da bir gün şey görmüş. Ben demiş işte musluğu sonuna kadar açacağım diş yıkarken, diş fırçalarken. Böyle suyu tutacağım, boşa akıtacağım o suyu diye böyle hava atan bir hesapla karşılaşmış. Millet de ona destek vermiş filan. Şimdi kimse manyak değil, şey yapmıyor. İşte yok musluk suyunu boşa akıtayım diye kimsenin öyle. Ama o bir tepkiyi gösteriyor. Cemalettin Taşçı ona şey yapmış, değinmiş. Yani orada şu tepkiyi gösteriyor insanlar. Birileri var. Dünyada bu kadar saçmalık varken siz işte yok diş fırçalarken suyu kapatın, yok plastik değil karton pipet kullanın bilmem ne diye kafa öğüten birileri var. Onlar da bunlara karşı. Yani meseleleri o suyu akıtmak değil, meseleleri o suyu akıtmayı mesele edenlere karşı bir karşı çıkma meselesi. Bu felsefe yapma meselesi de biraz oradan kaynaklanıyor. Şimdi insanlar felsefe yapma dedikleri zaman felsefe yapan bir insan tahayyülü kuruyorlar ve bu tahayyüle karşı bir tepki oluşturuluyor. Yani ben de felsefe yapıyorum. Benim Metapolitika YouTube kanalında mesela her şeyin felsefesini yaptım ben. Bir kişi benim orada felsefe yaptığımı düşünmez. Çünkü ben orada felsefenin en temel yollarına yani bakıyorum bir olguya. Az önce mesela toplu taşımaya bakıyorum. Diyorum ki toplu taşımanın amacı nedir? Farklı senaryolarda. Felsefeyi bir tool olarak, bir araç olarak kullanıyorum, edevat olarak kullanıyorum ve diyorum ki buradan ben bir şeyler çözeceğim. Şimdi felsefeyi böyle yaptığın zaman kimse sana felsefe yapma demez. Ama ben oturup işte bilmem kim şunu demiş, şurada şöyle olmuş, bu olmuş, böyle Dölöz der ki 5 dakikada bir metro gelsin deseydim mesela millet de derdi ki lan ne sen saçmalıyorsun. Anlaşılır kılıyorsun aslında. Ya Şimdi felsefe insana böyle hep şey düşünüyorum ben. Papyonlu, pipolu, gözlüklü akademisyen işi. Bu felsefenin teknik anlamda felsefecilik mesleği mi desem disiplini içinde bir tartışma, obskürantizm tartışması. Şimdi bunu her şey yapar, her meslek dalı yapar. Felsefe biraz şeydir, benim için hiç sorun değil de herkesin ilgilenebilir. Yani herkesin bugün evinde 10 tane kitap olan kişinin 3 kitabı felsefe kitabıdır. Şimdi bu böyle bir yapı, tamam mı? Şimdi burada obskürantistler var, bir başlarlar, kavramlar, bilmem neler, şular, bunlar, anlatır, anlatır, anlatır. Böyle işte benim arkadaşlarım var biliyorsun bizim çevrede de öyle çok felsefeyi böyle nutuk çatlatarak yapan yoktur pek. Bana dalga geçmek için bir şey atarlar. Ne abi bu ne diyor saçmalamayız diyorum. Ya anlaşılıyor yani ben onun ne dediğini anlıyorum. Ama ben hayatımda öyle bir tartışma yapmam. Ben öyle bir konuşmam hayatımda ama Doğal değil. Hani doğal bir konuşma değil. o şey sen ben bizim oğlan şey yapalım muhabbet edelim şey yapalım. Kendi aramızda kim daha çok kim daha iyi biliyor onun şeyini yapalım. Biz bir dil oluşturalım ve bir orada bir kapalı bir yapı oluşturalım. Ya böyle bir şey de olmaması gerekiyor. Hani ben az önce sana Türkiye'de ki toplu taşımayı dekonstrakt ettim, yapı sökümü uğrattım. Ben buna şey de yazı diyebilirdim mesela. Ankara toplu taşımasına postmodern bir yaklaşım, dekonstraktif bir metodoloji olarak bilmem ne bilmem ne diye Bismillahirrahmanirrahim o başlığı gördün sen Ben devamını kanser oldum. okumazdın. Kanser oldum Kanser sıkıldım olmuştun. bile yani. Aynı şeyi günün sonunda aynı şeyi anlatırdım. Ya Evet. işte ben okuduğum için ilgi alanım olduğu için ve bunun okulunu okuduğum için de biliyorum. Yani öyle aman ya Rab böyle teknik tabir nutuk çatlata o konferans başlıklarımız akademik konferans başlıkları felaket olur anlattığı şeyde işte millet açlıktan ölüyordur filandır yani hani anlatabiliyor muyum yani onu felsefe yapma söylemi günün sonunda felsefeye karşı bir söylem değildir. Felsefe yaptığını zannederken nutuk çatlatma işini yapan insanlara karşı bir tepkidir. Yani bu toplumsal tepkiler genel olarak ki bak bu şeydir akademisyenlerin, gazetecilerin vesaire çok beceremediği bir hikayedir. Çünkü meta analiz yapabilmek, konulara meta seviyeden yaklaşmak çok zordur ve şey, siz o konuda bir taraf olmamanız
Ya da taraf olmamayı göze almanız gerekir. Mesela ben birçok konuda böyle, ben hepsi okurum. Solcu yazarlar falan okurum. İşte kütüphanemi biliyorsun odamdaki. Bazı konularda da derim ki ya benim bugüne kadar inandığım şeyler yanlışmış derim mesela. Dönüveririm. Ki çok da güzel bir his bence. Hani aa yanlışmışım demek. Yani çok güzel ya şey yani... kötü bir his. Bak bir şey var ortada. Diyorsun ki bu insanlık için iyi oluyor diyorsun. Görüyorsun ama bakıyorsun ki insanlık için kötü oluyor. Ve buna ısrar ediliyor. Mesela bu şey. Tezine aşık olmak diyor işte bazıları. Tezine aşık olmak değil. Tam tersine şey. Tezine aşıksın ama tezinin öldüğünü görüyorsun. Ama yine de savunmaya çalışır mısın? Çalışma var mı? Hani işe ondan mı? Bak mesela ben eskiden open borderciydim. Eskiden bu yeşil dönüşüm ekonomik politikalarını çok destekliyordum. Sonra gördüm ki ikisinde de üç kağıda getiriliyoruz biz açıkçası. Yani art niyet var biraz gibi. Ama şey yok şimdi insanlar genel olarak özellikle meselelere meta seviyeden bakması gerekenler tartışmada taraf olduğu için genel olarak şeyi atlarlar. Bu meta analiz çok insanların yapabileceği bir şey değildir. Çünkü insan olduğu için yapamaz. Tabii İnsan biased direkt hani taraflı bir şey. Biased ve kendisine onu bir mesela Wittgenstein yapabilir. İşte Early Wittgenstein, Late Wittgenstein. Wittgenstein'in iki büyük kitabı vardır. İkisi birbirinin zıttını iddia eder bazı konularda. İşte bazı Wittgenstein scholarları şey der ya bu ikisi de Wittgenstein'dir. Çünkü o süreçten geçmesi gerekiyordu. O Wittgenstein dediğin adam Birinci Dünya Savaşı'nda cephede matematik formülleri hayal edip mastürbasyon yapan falan bir tip mesela. Yani oralardan da geçmesi gerekiyordu. İlk kitaptan ikinci kitaba vesaire. İlk kitabı yazar, ben der tamam felsefe bitti der ya. Bitirdim felsefeyi der. Yok Sovyetler işçi gitmeye çalışır. Birileri alır bunun yazdığı kitabı tez diye Oxford'a mı ne bir yere gönderir. Garip garip işler yani anlatabiliyor muyum? Bu çok özel insanlar bunlar. 1890'larda galiba bir Amerikalı bir galiba şeydi bir komutandı. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Şey demiş. Artık icat edecek her şey icat edildi. Demiş adam 1890'larda bunu söylüyor. Daha fazla bir şey icat edilmez diyor. Şimdi okullarda vesaire hani en az üniversitede okumadım ama lisede veya hani kendi merak ettiğim kadar araştırdım. Uzaktan bakıyorum diyeyim felsefeye. Baktığımız kadar hep böyle ya antik insanların ya da böyle biraz daha hani en yakını 1800 hani Ayn Rand diyebileceğim en güncel, en modern hani tanıştığım filozof olarak. Ve gitgide filozofların sayısı azalıyor gibi gözüküyor. Artık hani bu Stephen Hawking demişti galiba şey felsefe öldü. Şimdi çok dayı bir yorum yapayım mı? Felsefe lütfen. Öldü demek de felsefedir. Ha tabii ki de. Şimdi bak bu artık yeni fikirler şey. Gelmeyecek mi? Yeni felsefeler oluşmayacak mı? Çok gelecek. Mı? Şöyle aktör network teorileri var. Bunlar geliştiriliyor. Farklı epistemolojiler var. Mesela şu an bizim karşımızda bir tane Sony kamera var mesela. Bu Sony kamera sence bir aktör mü? Bir decision maker mı? Karar verici mi? Değil. Karar verici değil. Kamera işte teknoloji duruyordu. Şey, bizi kaydediyor. Şey, ama onun orada olması sanki karar veren bir aktör varmış gibi hayata etki ediyor. Şimdi bir kameramız olduğu için bizim, mikrofonlarımız, ışıklarımız vesaire olduğu için burada muhabbet ediyoruz. Olmasaydı muhabbet edemeyecektik. Yani onların varlığı bizim kararlarımızı değiştiriyor ve o da bir karar verme sürecine aktif katılan bir aktör olarak düşünebilirsin. Şimdi bu teknolojinin bu seviyeye gelişmesi bir kere felsefeyi baştan yazdı. Siyaset felsefesini baştan yazacak. Her şeyi baştan yazacak. 20 yıllık teknoloji bile değil bunlar. iPhone çıkalı 20 yıl olmadı daha. Buna göre düşün. Yani demek ki felsefede daha çok gelinecek yer var. Şimdi neden biz antikleri konuşuyoruz? İnsan değişmeyen bir şey özünde. Genel olarak. Arzuları da değişmiyor. Hayattaki amacı da değişmiyor. Bilmem nesi de değişmiyor. Bunun için o antiklerin, stoiklerin, bilmem nelerin söylediği her şey bugün de geçerli olabiliyor. Bugün bunun için Silikon Vadisi'nde teknoloji alanında çalışanlar, bütün gün bu bilgi bombardımanına maruz kalanlar, haftada 80 saat kod yazan, trade yapan, toplantı yapan insanlar, sağlıkları bozuluyor. Gym'e gidiyorlar. Biliyorsunuz Silikon Vadisi'nde bu işin otisti çok. Hı. Yok işte supplement bilmem ne bir şey. Bir yandan da stoizm çok moda. Silikon Vadisi'nden çok para kazanan adamlardan bazıları da stoizm danışmanlığı veren felsefeciler. Kaç bin yıllık felsefe bak. Teknolojiyle birlikte gelişen hayata uyum sağlayamayan insanlar bir 5000 yıl önceki insanlar gibi fiziksel ne bileyim bir şeyler indirip kaldırıyorlar salonlara toplanıp. Yani inşaatta çalışmak gibi bir şey indirip kaldırıyorsun. Onun bilimi var ne yapıyorsun? Belirli sayıda işte ağırlıkları arttırarak kaldırıyorsun vesaire yapıyorsun. Daha kısa sürede daha verimli ama yük kaldırıp indiriyorsun. Ağır şeyleri taşıyıp kafana kaldır ve geri indir. Mantığını geri kullanıyorlar aslında. Ha, bir o ikincisi gidiyorlar böyle saçma sapan işler yapıyorlar. Ringlerde dövüşüyorlar. Saçma sapan
kısmını Yiğit de bir dövüşçü olduğu için onun için şey yaptım. Geyik olsun diye söyledim. Yo, yok, ben yok. Saygım vardır. Şey iyidir. Şöyle iyi bir dayak yiyince insan bir yumuşar. E gidiyorlar 3000, 5000, kaç bin yıllıksa stoik felsefeden medet umuyorlar ama bunu modern hayatın getirdiği sorunlara çözüm olmak için kovalıyorlar. Bak şimdi bir füjyon yaratılıyor, bir şey yaratılıyor. Mesela bu şeyi biz hala anlayamıyoruz. Twitter'da alıntılama geldi birkaç yıl önce. Twitter'da alıntılamanın gelmesinin dünyaya etkisi Wittgenstein'in dünyanın etkisinden daha büyük olabilir. Hayek'in dünya etkisi kadar olabilir belki. Belki de olmuştur, biz bilemiyoruz. Çünkü dünyanın çok az bir kısmı Twitter'ı kullanır ama siyasetle ilgili herkes Twitter kullanır. Dünyada böyle bir özellik var. Yani bu mikromanagement, dijital marketingde falan bu konseptler çok önemlidir. Yani dünyanın çok az bir kısmı Twitter'da aktifse ama siyasetle ilgili olan herkes Twitter'da aktifse, Twitter şu an Amerika devletinden falan daha, Birleşmiş Milletler'den daha güçlü bir siyasi aktör haline gelmiş olabilir ve Twitter'da sadece bak bir teknolojik atılımdan bahsediyorum. Doğru. Tweet alıntılamanın gelmesi yüzlerce, binlerce felsefecinin, akademisyenin, siyaset bilimcinin, teorisyenin getirebileceğinden çok daha fazla değişiklik getirmiş olabilir ve bunun üzerine biz hala tartışamıyoruz, bir etkisini bile anlayamıyoruz. Tartışamıyoruz derken şöyle, bu çok tartışılıyor ama öyle bir etki ki daha bunu göremezsin. Belki bundan 50 sene sonra şey yazılacak, araştırılacak, bulunacak, denilecek ki işte Twitter'da alıntılama geldi ve 3. Dünya Savaşı'na açılan yol oradan çıktığı falan gibi. Devasa mi? Hani ya, çünkü fikri olan herkesin bulunduğu bir yer Twitter. Tamam ama yok şeyden bahsediyorum. Twitter'ı içeriğinden ziyade bak bir alıntılama özelliğinin gelmesinin dünyada açabileceği pencere, değişiklik, dünyada oluşturabileceği alternatifin haddi hesabı yok. Şimdi böyle inanılmaz hızlanan, gittikçe hızlanan değişimin olduğu bir zamanda felsefe öldü diyemezsin. Ha bak şu öldü. Orijinal düşünürler öldü. Mesela benim başta Amerika siyasetini anlamama, böyle o kavramın sesini, o anahtarı, o tuğlu, edevatı önüme koyan insan bu Curtis Yarvin diye bir adam var. Moldbach diye bir nickle yazıyordu. Onun bir katedral tanımlaması var işte. Tanımlıyor. Bu neden bütün kurumlar, üniversiteler, çarklar, cırtlar hepsi aynı ideolojiye iman etmiş vaziyette falan diye. Bunu katedral diye açıklıyor. Bunun yapısını açıklıyor. Altında işte kurumlar bir araya gelirse kurum kendi içinde bir şey olur, cırtır. Yani o adamın bu açıklaması, bu felsefi akıl yürütmesini ben hiçbir profesörden, akademisyenden bilmeden duyamadım. Bu kadar iyi bu işi açıklayan insan yok. Bir tane otistik yazılımcının teki. Anlatabiliyor muyum? Şimdi çağımızın en büyük filozoflarından birisi benim için o adam. Bir diğeri Nassim Taleb mesela. Skin in the Game üzerinden bir başlıyor. İşte nefret dolu azınlıklar her zaman kazanır diye oradan bir yazısı var. Onun Medium blogu vardı. Oradaki 5 yazıyı oku. Platon onun yanında halt etmiş dersin. Platon ne diyor? Sağlıklı yaşayın falan mı diyor? Ne? Bir Seneca şey, Stoikler ne diyor? Değiştiremeyeceğiniz şeyleri dert edinmeyin diyor. Evet. Orada adam başka bir şey. Yani günün sonunda Moldbach benim için bir filozoftur. Nassim Taleb bir filozoftur. Bak çıkıyor. Türkiye'de mesela aynı perspektiften çok konuyu analiz ediyor. Çok şey yapıyor ama benim için Cemalettin Taşçı filozofa yakın bir şeydir. Bir Twitter'a kesip koydum. Onun bir amcasıyla olan hikayesi var. Amcası çok iyi tavlada zar tutuyormuş. Ama böyle isabet. Demiş ki 4-0 olana kadar zar tutabilirsin. Hemen 2 Mart 4-0. Sonra adam zar tutamayınca hep yeniliyor, tamam mı? Çünkü şeyi unutuyor. Sürekli zar tuttuğu için ihtiyaç hissettiği bütün zarları atabiliyor. Farklı zarlarda ne oyun oynayabileceğini bilemiyor. Onun için de istediği zar tutamadığı an sürekli yeniliyor. Çünkü başka hiçbir şey yapamıyor. Şimdi Cemalettin Taşçı bunu aldı, döndü Erdoğan'ın başkanlık sistemi sonrası. Hep biz de konuşuyoruz ya burada. Türkiye'de Erdoğan eski Erdoğan olsa neler neler yapar diye bunu anlatıyordum ya sana. Abi eski Erdoğan çok değişkenli bir oyunda oynamayı beceriyordu. Bir noktadan sonra sürekli zar tutmaya başladı. Her istediğini yapmaya başladı. Erdoğan'ın bütün siyasi kapasitesi düştü. Yani bunu böyle anlatabilen bir adam, bir filozof olmasa da filozofa yakın bir adamdır. Yani şey diye başlar. İşte atıyorum Zafer Partisi'ni konuşur. Der ki ben Ümit Özdağ ile aynı odada durmam. Ona oy verene selam vermem der ama başlar niye o ortaya çıktı? Hangi yapıdan çıktı bilmem ne. Bizim bugüne kadar işte yorumlarını dinlediğimiz insanların neredeyse hepsi şey der sana. Bu kötüdür, bu kötüdür, bu kötüdür, bu kötüdür. Ya da der ki Erdoğan yaşlandı artık o eski şey. Ama bak adam orada sana bir şey anlatıyor. Dekonstrakt etmektir bu.
bu iş niye böyle oldu, nasıl oldu, hangi mekanizmalarla böyle oldu? Bir oyun teorisidir o, game der zaten. Bu oyun derken farklı bir şeyden, scheme'den bahsediyoruz, bir çabadan bahsediyoruz. İşte bu tip insanlar bence artık çağımızın felsefecileridir yani ve filozoflarıdır. Bak ben sana iki yurt dışından bir yurt içinden isim saydım. Daha da saysam vardır. Sayarım. Bak şimdi şurada kitabı görünce aklıma geldi. Daha da hani şu an sonundayım kitabının. Jordan Peterson'ı mesela filozof olarak görebilir miyiz? Ben Jordan Peterson'ı filozof olarak görmem. Buradan şöyle bir şeye geçelim. Kişisel gelişim ve felsefe ilişkisine girelim istersen lütfen. Jordan Peterson üzerinden. Kişisel gelişimciliğin bir felsefenin dalı mı? Kişisel gelişimciler felsefeci mi? Bu konular çok tartışılır. Mesela amacı mı sonucu mu aslında felsefenin kişisel gelişim? Hani felsefesi iyi olan bir insan kişisel gelişmiş midir? Yoksa kişisel geliştirmek, kendini geliştirmek istediğin için mi felsefe çalışmışsın? Şimdi şöyle, felsefenin farklı amaçları olabilir. Amaçlarından birisi de bence kesinlikle bu. Kaydın başında ne dedik? Sohbetin başında. Felsefe iyi yaşama arayışı. Şimdi Jordan Peterson da iyi yaşama arayışından bahsediyor. Jordan Peterson'ın şöyle bir olayı var. Benim tanıdığım çok Jordan Peterson fanı tanıyorum ben. Çok, neredeyse hepsi kadın bu arada. Ve bazılarının hayatını sıfırdan kurmasına sebep olan, ya yani böyle bildiğin homeless gezen, sokaklara düşmüş Avrupalı bir arkadaşım var, işte Almanya'da yaşıyor. Hayatını kurdu 3 yılda ve hani sokakta yaşarken, işte sağda solda yatarken, kalkarken falan, neyse evsizken cep telefonundan Jordan Peterson'ın videolarını dinlemeye başlıyor ve öyle bir, yani bunu Jordan Peterson ağlamayı çok sever ya. Bunları tanıştırsak Jordan Peterson ağlar. Ve şey diyor, babamın yapmadığını Jordan Peterson yaptı benim için. Jordan Peterson hastalandığında burada hastalandı, yatalak oldu falan vesaire. Öyle bir sevgi var çünkü o şey. O Jordan Peterson'ın formüle ettiği şeyler, ki şeyden bahsediyorum. Bu hastalık öncesi eski Jordan Peterson'dan bahsediyorum. Son zamanlarda çok politize oldu da. Doğru. Şimdi böyle bir şey. Yani Jordan Peterson'ın söylediği şeylerin hiçbirisi yeni değil. Tabii. Yatağını topla. Yani anamız babamız diyordu bize, yatağını topla diye. Sokakta insanlara şöyle davran, böyle davran. Mesela şey çok önemli bir şey. Dik dur mesela. Şey çok önemli bir şey. İnanılmaz önemli bir şey. Kendini başkalarıyla değil, daha önceki kendinle kıyasla. Muhteşem bir şey. Çok basit bir şey. Ben bir şey söyleyeyim mi? Ben ciddi ben bu hatayı yaptığım için psikologlara gidiyordum ben. Ya ben çok kötüyüm, şöyle şeyim, şöyle kötüyüm falan diye. Psikolog ne daha saçmalama diyor. Bir sene önceyle kıyasla diyor. 6 ay önceyle kıyasla şu an kendini diyor ya. Ben geçenlerde bir şey, günü tutmayı severim ben. Geçenlerde böyle 2 sene önce falan yazdım, günlüğe baktım. Allah'ım ne kadar acınası bir insan bunu yazmış falan diye bakıyorum şu an. Hani o yüzden muhteşem bir öğüt aslında. Abi bazen arkadaşlarla oturuyoruz, o diyor ki abi senin çok güzel hayatın var, keşke senin gibi yaşasam diyor. Ben de ona diyorum ki senin çok güzel hayatın var, keşke senin gibi yaşasam diyor. Aynı şekilde. Çünkü bir de teknoloji işin içine girdi. Instagram'da insanların mutlulanlarını görüyorsun. Kimse arkadaki şeyi, ya insanların iş seyahatini görüyorsun. Ulan ne güzel işi varmış adamın diyorsun. Haftada 80 saat oturup Word'ün başında proposal yazdığını görmüyorsun mesela. Anlatabiliyor kimse muyum? Kimse kötü anını şey koymaz ya ki. Ya da böyle önünde ekran açık, Premiere Pro açık, DaVinci Resolve açık. 15 saat böyle aman şurada şu editi şuraya mı koysam? Şuradaki tekst yamuk duruyor, bilmem ne yapıyor, onu alıyorsun kayda bilmem ne, onları filan görmüyor diyor ya, video yapıyorsun, para kazanıyorsun, ne güzel filan diyor. Yani bunun için başkalarının ne yaşadığını bilemezsin. Onun için başkalarıyla kendine karşı, mesela benim bir arkadaşım var, başka bir ortak arkadaşımız için şey diyordu, abi herif mükemmel bir hayat yaşıyor, ben onun gibi yaşamak istiyorum diyordu. Ben de şey diyordum, ya sen onun yerinde olmak istemezsin. Mükemmel bir hayat yaşıyor dediğin adamın sen sadece Instagram'ını biliyorsun ve o adamın hayatındaki ne zorluklar var ben biliyorum. Hani bu muhabbeti yapma falan dedim. Neyse günün sonunda bu konuştuğumuz şeyler dünyanın en normal şeyleri, yani burada bir şey yok, yeni bir şey de yok. Ne bileyim dayılara sorsak kahvedeki, onlar da yeğenim kimsenin derdini bilemezsin der, ama Jordan Peterson bunu bir psikoloji background'undan olduğu için çok iyi bir şekilde formülize ediyor. Bir de hatırlatıyor sana aslında. Hani 12 form, 12 şimdi, maddeyle böyle. Hatırlatmak bir şey. Onu 12 madde olarak çıkıp yok İncil'deki hikayelere bağlayıp bilmem ne yapıp dizmek başka bir şey. Mesela şey, felsefede iz ve outu farkı vardır. Ben bunu, bu farkı bilen gazeteciye falan çok az, çok nadir denk geliyorum. Bir şey böyledirle bir şey böyle olmalıdır arasında bir fark vardır, tamam mı? İşte Jordan Peterson şey diyor. Bir onu meşhur eden bir tartışma var. Kadınlar diyor daha uyumludur diyor. Onun için diyor maaş için mücadele edemezler diyor iş yerinde diyor. Onun için kadınların gelir maaşı düşüktür diyor. Düşük oluyor aynı işte diyor. Kadın diyor ki bu böyle mi olmalıdır diyor. Bunun neden bunun böyle olmasını istiyorsunuz diyor mesela. Jordan Peterson diyor ki ben bunun böyle olmasını istemiyorum diyor. Ben diyor bir psikolog olarak diyor benim danışanım kadınlar var diyor. 3 yıllık bir program yürüttük birisiyle diyor. Maaşını 5'e katladı 3 yılda diyor. Kadın diyor ki
Hani siz bunun böyle olmaması gerektiğini söylüyordunuz. Üzülmediniz mi böyle olmasına diyor. Falan filan. Yani bu sadece o bir örnek. Ama bu birçok yerde var. İz oğutu. Yani olanla olması gereken arasındaki farkın. Ben bunu Avrupalı liberallerle çok tartıştım. Çok problem de yaşadım. Diyorum ki ya bu gidişle 2017'lerde, 2018'lerde konuşuyordum bunu ya. İnsanların belirli konularda bir sorunları var. İşte kiralar artıyor, reel gelirler düşüyor, göçmen meselesi cart curt. Hem saçma sapan partilere oy verecekler. Siz bu insanları bir ciddiye alın diyordum. Onlar da diyordu ki ya biz bunları ciddiye alırsak olmaması gereken işler yapacağız. Dedim o zaman da saçma sapan partilere oy verecekler. Aradan 2-3 yıl geçti. Verdiler. Brexit ve Trump sonrasından bahsediyorum bu arada. Ben de öyle şey kahin falan değilim yani. Her şey ortada olduğu için. Şu an Avrupa'da falan şey istiyorlar. Sokak gösterilerinin yasaklanmasını istiyorlar. Çünkü enerji fiyatları uçmuş gitmiş vaziyette. İnsanlar geçinemiyoruz. Enerji fiyatları çok pahalı diye meydanlara inmeye başladı. Medya bunu şey olarak ele alıyor işte. Rusya'ya destek mitingi. Ya sen böyle dersin adam da sonra bir adım sonrası adam sana şey diyecek. Ya yemişim Ukrayna'sını, Rusya'sını diyecek. Hani Rusya ise Rusya'da hepimiz Putin'in köpeği olalım da geçinebilelim, yemek yiyebilelim diyecek. Yani tam Mart, Nisan aylarında, Mayıs aylarında Londra'daki bütün marketlerde şey yazıyordu işte Putin yüzünden yağ fiyatları arttı, bilmem ne fiyatları arttı yazıyordu. Ya biliyoruz ki bu fiyatların artışının sebebi de pandemi politikaları, o ayrı da. Yani burada şuraya getireceğim ve bağlayacağım. Felsefe, kişisel gelişim ve insanlar arasında bir de şöyle bir şey var. İnsanların İçgüdüleri çok güçlü. Ben buna inanıyorum. Bir şey bilmesine gerek mi? Bakıyor. Ortada bir saçmalık var. Olmamış bir şey olmuş. Tamam mı? Sonra birileri de geliyor sana diyor ki Putin yüzünden diyor. Herkes de eşek değil. Açıyor bakıyor bir şeylere. Diyor ki ya Putin'le bu işin ne alakası var diyor. Yani mesela Almanya'da enerji fiyatları. Sana nükleer santralleri sana Putin mi kapat dedi? Ben bu nükleer santral konusunda ciddi ciddi hani şey bunun eminim Twitter'da falan görürsün. Holiganları var ya onlardan biriyim. Çok fazla Twitter kullanmasam da. Hani her yerde olması lazım şey teknoloji o herkes Chernobyl örneğini veriyor. Chernobyl'den beri teknoloji çok daha gelişti. Çok daha başarılı nükleer santraller kurabiliyoruz. Gerçek bir yeşil enerji aslında kaynak olarak görüyorum nükleer santralleri. Bu yükselen enerji krizleri yüzünden kaç kişi gıdasızlıktan, soğuktan vesaire ölecek? Chernobyl'in verdiği zarardan çok daha fazla olacak bu. Bu da bir parantez açayım. Yok doğru. Ya insanlar eğer kömürü veya odun yakmayı tercih ediyorsa artık doğalgaz gelmediği için Avrupa'ya artık hani siz yanlış bir karar vermişsiniz ve daha yeşil bir karar vermeye çalışırken daha kötü sonuçlar yapmışsınız abi, diye düşünüyorum. Abi siyaset estetik meselesidir. Şimdi doğru. Etik dersi aldığın zaman şey denir. Etikten uygulamalı etik çıkar. Ya da bizim hoca dedi onu. Herkes demesine gerek yok. Uygulamalı etikte bir paket yaparsın siyaset felsefesine evrilirsin. Ama şu an siyaset etikten ziyade estetikle ilgili bir şey. Birleşik Krallık işte düzensiz kaçak göçmenleri Ruanda'ya gönderelim diyor. Diyorlar ki el alem ne der? Siz bu insanları uçağa bindirip gönderdiğiniz zaman ortaya çıkacak görüntüyü düşünmüyorsunuz. Ya bir eylem doğru olur yanlış olur tartışırsın. Ortaya çıkacak görüntü. Aynı şekilde şimdi nükleer santralin etkisi, kömürün, şimdi nükleeri bıraktı kömür yakacaklar. Kömürün niye hiç estetiği yok? Şeyi düşün, küresel ısınma, iklim değişikliği vesaireye karşı 5 yıl öncesine kadar hep bir kutup ayısı, böyle buzullar erimiş, orada kalmış zayıf, ölecek garibim kutup ayısı görselleri kullanılıyordu. Şu an şey kullanılıyor, işte Almanya'da sel oldu, onun felaketi, İngiltere'de soğuk geldi, Türkiye'de deprem oldu, deprem alakası yok da işte sel oldu, bilmem ne oldu, insanları birebir etkileyen, kafalarına vurmak amaçlı. Ya da şunu biliyorum, bu market dijital marketingtir bu. Birleşmiş Milletler mesela göçmen konusunda ilk başta başörtülü kadınlar ve yanında çocuklar görselleri kullandı 2014, 2013, 2015'e kadar filan. Bunu işte Orta Doğu'nun başka yerlerin fakir insanları, çünkü fakir insan deyince öyle bir şey gözünde canlanıyordu. Tabii. Ve sempati yaratmak için kullandı. Bu öyle bir ters tepki ki bugün Müslüman eşittir mülteci denklemi kuruldu Batı dünyasında. Şimdi ters döndüler. Şimdi işte Suriyelilerin yaşadığı bölgede, kampta, projede neyse fotoğraf çekilecek. İşte 3-5 tane sarışın Suriyeli bulunuyor. Başı açık kadınlar bulunuyor modern giyinimli. Onlar mülteci olarak kullanılıyor. Sempati kazandırılsın diye. Ama bir yandan da şu an United Kingdom'da mesela bir işte iltica, sığınma başvurusu yapan çocuklar otobüse bindirilirken çocukların fotoğrafını çekmesi yasaklandı. Çünkü hepsi 1.95 filan 12 yaşındaki çocukların. Değil. Adam 25 yaşında ben çocuğum diyor mesela.
Orada da ne yol açtı şimdi? Şey, mülteci, onu da bir şekilde sızdırdılar. Sığınmacı çocuklar 1.95, 10 yaşında çocuk olamayacağına göre bütün çocuk sığınmacılar aslında yalancı imajı çıkacaktı. Onu bu. Yani bu tamamen İdeoloji şey. İdeoloji saptırıyor. Yok, bu ideoloji değil. İdeoloji falan da kalmadı. Bir şey, yani ne estetik durur? İşte yeşil park mı estetik durur? Ne bileyim, nükleer kötü zaten, radyasyon çıkacak. Yeşil enerji işte o fırıldak şey dönecek. Ne bileyim, güneş panelleri, o kadar güneş paneli lityum nereden geliyor, onun şeyi yok. Yeni bir şey değil aslında bu politikada imajın kullanılması. İmaj kullanılması değil mesele. Mesele şu. Estetik durması falan. Estetik durması da değil mesele. Amacımız estetik oldu artık. Hmm. Ve siyasetin amacının estetik olması için her şey yapılıyor. Yani emin ol, şu pandemi dönemi önlemleri yüzünden kurtaran hayattan daha çok, daha fazlası, işte çocukların eğitim ve gelişiminin aksamasından, ekonominin aldığı zarardan, tedarik zincirlerinin aldığı zarardan sebep oluşacak kıtlıktan vesaireden zaten olacak ama zaten bir yerlerde birileri ölecek yani. Hani pandemi yüzünden hastanelerin dolması yerine bir yerlerde birileri bir şekilde ölsün. Hangisi daha estetik? Yani senin amacın doğruyu yapmak değil artık. Siyasetin amacı artık estetik olanı yapmak ve bu da siyasetteki bu meta dönüşümü anlamak için de bunun siyaset bilimi, siyaset teorisi, ideolojiden falan ziyade felsefi bir açıdan bakabilmen gerekiyor. Yani şunu söyleyeyim ben sana. Şey diyebilir miyiz? Doğru bir örnekleme olur mu bilmiyorum. Eskiden böyle hani Amerikan başkanı adaylık döneminde bebek öperlerdi. Hani ideolojileri, aa bak sempatiyim ben, bak sempatik adam bunu şimdi söylüyor. Şimdi bebeğe yaklaşmaman lazım, sıkıntı. Hani ya kötü durursa hani. Mesela Amerika'da hep şeydir, son zamanlarda artık bu azalıyor da. Eskiden hep böyle bir yere atanan insanların ailesinin olması çok önemlidir. Amerika'daki bütün bilim kurgu da olsa bilmem de olsa bir aile muhabbeti. Şimdi farklı kimliklere ait olması önemli. Siyah olması, transgender olması falan önemli olan Hollywood aile değil. Bağırıyor bu konuda zaten şey diye. Hani, Hollywood değil, şeyden diyor. Yok hani Hollywood devlet, bile bunu... Devlet kademelerinde görevlere gelenlerin işte eskiden aile annesi, aile babası gibi bir şeyken şu an bir trans, queer bilmem ne olması bir estetik bir herhangi bir kaygı. Konuda azınlık olması. Yani gibi. Görüntü vermesi önemli olan. Yoksa kimin azınlık olup olmayacağı da ayrı bir tartışma. Ben ona şeyde denk gelmiştim. İngiltere'deki köylüler toplanmış şeye, Londra'ya. Bu Brexit niye yapılamıyor diye Theresa May ile Sadık Kağan, işte Theresa May Başbakan, Sadık Kağan Londra Belediye Başkanı, bunların kuklalarını iple asmışlar bir yere. İşte o İngilizler toplandı, azınlıklara şey yapıyor ve kadınlara karşı tehditkar. Ya birisi Londra Belediye Başkanı, birisi İngiltere Başbakanı olmuş, diğerleri köylü. Adam zor geçiniyor. Yani hangisi azınlık bunun? O da ayrı bir şey. Burada da şey var tabii, bu estetik azınlık hikayesinden gerçek ekonomik problemlerin örtbas edilmesi var ki bu 2008 sonrası ortaya çıkarılmış bir politika. Bu bilinçli bir politika. Böyle şeyler var. Günün sonunda siyasetin estetik amaçlı yapıldığını artık anlamak gerekiyor. Ve bu anlaşılırsa da çok farklı yerlere de gidebilir siyasetin işi. Bu da böyle bir risk. Günün sonunda bizim felsefe dışında gördüğümüz birçok alana da felsefeyle yaklaşırsak aydınlanabiliriz. Çünkü felsefe doğru soru sorma sanatıdır. Theresa May var, Sadık Kağan var, İngiliz köylüsü var. Bir, İngiliz köylüsü neden bunların marketine saldırıyor? Bunu anlamaya çalışıyorsun. İki, neden İngiltere'nin en güçlü 5 insanından ikisinin maketi bile Allah'ın gariban köylüsünden daha zayıf zannediliyor ya da öyle gösteriliyor? Nasıl bir art niyet var burada? Bu iki soruyu soruyorsun, sonra başlıyorsun araştırmaya. Bu soruyu sormayın, hani şimdi felsefe mezunusun, senelerden hani ya şey... Ha, bu felsefe mezunu olmakla alakalı bir şey değil, ondan not edeyim. Hani en azından filozof olmak için felsefe mezunu olman gerekmiyor. Hani bu ha, bir... Tabii gerekmiyor. Ha. Bu doğru soru sormayız. Hani deneyimle mi şey diyorsun, belli kitapları okuyarak mı, yoksa bazı insanların hani yetenek denebilir mi bilmiyorum da, hani doğrudan, aa yok, bazen çocuklar çok mantıklı soru sorarlar, aynı onun gibi...